Barsum. 30 kilometre uzunluğundaki Barsun Vadisi girişinde yer alan Barsun, eski adıyla Barsan Köyü, orta çağlarda hanların oturduğu bir merkezdi. Buranın hemen yanı başında Büyük Barsan ve Aşağı Barsan şehirleri yer almaktaydı. İpek yolunun en önemli bölümlerinden birisi Barsun Vadisi'nden geçerek Bedel Dağ Geçidi üzerinden Çin'e ulaşmaktaydı. Kaşgarlı Mahmut'un ataları Barsunludur. Divan-ı Lügat-ı Türk'ün günümüz Kırgızcası ve bölge etkisi hakkında neler dersiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Divan-ı Lügat-ı Türk bugünkü Kırgızcayla çok uzak olmadığını ifade edebiliriz. Çünkü Divan-ı Lügat-ı Türk'ü okuyan bir Türk, Türkiye'li Türk, Kırgızistan'a geldiğinde hiçbir kimseden ders almadan sokakta yürürken duyduğu kelimelerden hareketle o insanların ne konuştuklarını, nelerden bahsettiklerini anlayabilir ve konuşabilir. Sözcükler yardımıyla konuşabilir. Belki cümle kuramayabilir ama kendi derdini ifade edebilecek durumda hissedebilir kendini. Türkoloji alanında ve dil bilim çalışmalarında biz art zamanlı çalışmalar yaparken Divan-ı Lügat-ı Türk'ten geniş ölçüde faydalanıyoruz. Ben doktora çalışmamda da Kırgızca ve Türkçe zaman konusunu ele aldığımda bundan geniş ölçüde faydalandım. Özellikle günün bölümleri, gün adları, ay adları, mevsim adları ve yıl adları. Mevsim adlarında benim en çok dikkatimi çeken bugün günümüz Türkiye Türkçesinde ilkbahar, yaz, sonbahar, kış bu dört mevsimimizi ifade ederken Orhun Yenise yazıtlarında kullanılan yay ve yaz ifadesi Divan-ı Lügat-ı Türk'te de kullanılmaktadır. Biz yay ifadesini zaman zaman daha doğrusu Divan-ı Lügat-ı Türk'te yay sözü ilkbahar ve yaz anlamında da kullanılmıştır. Yani birbirinin yerine kullanıldığını görüyoruz. Günümüz Türkiye Türkçesine Türkçesinde ise yay sözünün ilkbahar anlamında kullanıldığını görmekteyiz. Bugün Kırgızca'da ise yay sözünde fonetik değişiklikler olmuş. Cay şeklinde cay şeklinde kullanılmıştır. Daha doğrusu kullanılmaktadır. Yay sözü ise caz sözü ise caz şeklinde kullanılmaktadır. Günümüz Türkçesinde ise özellikle 16. yüzyıldan itibaren bu yay sözü yaz şeklinde kullanılmış. Caz sözü Kırgızca'da bugün kullanılmakta ancak Türkçe Türkçesinde bu unutula gelmiştir. Taşrabat. Kırgızistan-Çin sınırı yakınlarındaki Karakoyun Deresi'nde 3200 metre rakımda yer alan eski bir kültür anıtıdır. Bilim adamları 10 ila 11. yüzyılda kurulmuş olduğu kanaatindedir. Orta Çağ'da İpek Yolu üzerinde önemli bir dinlenme mıntıkası olarak faaliyet göstermiştir. Bazı bilim adamlarına göre burası ilk başlarda bir mabet veya manastır olarak tasarlanmıştı. Daha çok kervansaray olarak kullanılmıştır. Bazı kelimeler ilginçtir. Anadolu ağızlarında karşımıza çıkar. Divan-ı Lügat-ı Türk'teki bazı kelimeler Türkçe'de yaz dilinde standart veya bugünkü söyleyişle ölçümlü ya da ölçülü Türkçe'de görülmeyen kelimeler Toroslarda, Yörüklerde kullanılan kelimeler divanda görülür. Çünkü divan eski Türk geleneğini, eski Türk yaşam tarzında ve onların maddi kültürünü de yaşatan bir eser. Bugünkü sözlüklerde bulamayacağımız birçok kelime. Basit bir örnek vereyim. Kirgin kelimesi, develerin belli dönemini ele alan bir kelimedir. Bahar aylarına denk gelir. Bu kirgin kelimesini yaz dilinde bulamayız. Develerin kızgınlık anı manasındadır. Ama Toroslardaki Yörüklerden bu kelime derlenmiş, kayda geçmiş. Türk Dil Kurumu'nun yayınladığı 12 ciltlik derleme sözünde bu kaydedilmiş durumdadır, vardır. Veya
Kırgız diyaleklerinde veya Tuvacı'da bu bulunabilir. Bunları daha önce tespit etmemiştik, bilmiyorduk. Divan olmadan bunları Anadolu ağızlarındaki veya diğer Türk dillerinin ağızlarındaki kelimeleri bulmak, ortaya çıkartmak mümkün değildir. En büyük kaynağımız bu anlamda Divan-ı Lügat-ı Türk'tür. Divandaki atasözleriyle bugünkü atasözleri arasındaki benzerliklerden bahsetmek gerekir. Bu da yine divandaki ifadesiyle şöyle: kişi sözleşü, yılkı yıdlaşıyor. İnsanlar konuşarak, hayvanlar koklaşarak anlaşır. Bu bugün hala kullanılıyor. Ve bu atasözünü Türk kültüründe, Türk ülkelerinde, Türk dillerinin çoğunda, Türkçe'de, Kazakça'da, Nogayca'da, Kırgızca'da, Karaçaylıca'da, Karakalpakça'da, Özbekçe'de hemen hepsinde bulmak mümkün. 10-11 asırga ait bo'lgan Mahmud Qoshqoriyning Divan-ı Lug'at Turk asari menga juda katta o'zimga talabimni qiziqish bo'lgan ehtiyojimni qondirdi desam bo'ladi. Chunki bu manba bevosita Turkiy xalqlarining o'sha paytdagi butun hudud bo'ylab tarqatilgan til xususiyatlarini o'ziga jamlagan, kiyim-kechaklarga oid bo'lgan manbalarini o'z anaqasiga o'ziga jamlagan va biroz bir mani qiziqishimni qondirdi desam bo'ladi. Süleyman Dağ. Yerel inançlara göre eteklerinde Süleyman peygamberin, bir inanışa göre Şeyh Süleyman'ın defnedilmiş olduğu ve tahtı Süleyman olarak da bilinen Süleyman Dağ, eskiden beri sadece Orta Asya'dan değil, komşu ülkelerden de ziyaretçi çekmektedir. Her gün burayı ziyaret eden binlerce insan, hastalıklardan kurtulacağına, mutluluğu bulacağına inanmaktadır. Halkın kutsal olarak gördüğü bu dağ, aynı zamanda Büyük Türk Hakanlarından Babür'ün adıyla da bağlıdır. Büyük Hakan, 15. yüzyılda burada küçük bir ev yaptırmıştı. Sovyet döneminde bu ev yıktırıldı. Yalnız bağımsızlık sonrasında halkın da talebiyle yeniden aynen restore edildi. Dünyada meşgul olan Mahmud İbn Hüseyin İbn Muhammed Qoshqori eserini 1072 yılda yazıp tüketmiş. Onu tahrirleri bilen 1074 yılında o halif, Bağdat'taki halif, Arap halifi Abdülkasım Abdullah'a savga etmiş. 1074 yılında. Divan-ı Mahmud Qoshqori köp eserler yaratken, kette alım bugün, kamusi alımı alım olgan. Şu eserlerden yine biri, Cevher'in Nahve fil Lugat-ı Türkiye. Bir eseri var, Divan-ı Lugat-ı Qoshqori, yine Türk dillerinin sintaksiga ait bo'lgan bir eseri var ki, bu eserini Cevher'in Nahve fil Lugat-ı Türkiye derler. Bu eser tapılmış hazır. Yok. Problem. Divan-ı Lugat-ı Türk tapıldı. Bu tapılgan yok.